Değerli sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulaması var. Bildiğiniz gibi cep telefonlarınızı indirdiğiniz bu Sanat Cep'te uygulamasıyla Türkiye'nin hangi ilinde olursanız olun, turne de yapıyoruz çünkü biz o bölgede bir opera, bale, tiyatromuz yoksa oralara turneler de yapıyoruz ve bu Sanat Cep'te uygulaması üzerinden Kültür Bakanlığı bağlı bütün sanat kurumlarının oyunlarına, temsillerine, konserlerine kolaylıkla, rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve tabii malum pandemi nedeniyle bizim sahnelerimiz maalesef kapalı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabıyla, yani şu anda canlı yayın yaptığımız hesapta sizlere canlı yayınlarla mini konserler, sanatsal etkinlikler, hatta tıratlar, konserler, sanatı ayağınıza getiriyoruz, cebinize getiriyoruz. Çünkü evde kalın, sağlıklı kalın diye efendim. Bugünkü konuğumuz da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çocuk balesini çalıştıran eğitmenimiz, değerli eğitmenimiz Ömür Uyanık. Ben hala bakıyorum, kendisi yayına katılamadı galiba. Evet, sonunda sizi görmek ne güzel sabah sabah. İnternette evet biraz sıkıntı oldu Oğuz. Onunla ilgili bir problem yaşadık. Kusura bakmayınız lütfen. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldiniz. Sizi yakaladık burada. Ben biraz anons yaptım, sizden biraz bahsettim değerli sanatseverlere. Çocuk balesi eğitmeni olduğunuzdan ve çocuklarımızı dansla tanıştırdığınızdan, onları dansı sevdirdiğinizden, dansı öğrettiğinizden bahsettim. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki ben Ömür Uyanık, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısıyım. 1978 yılından beri kurumuma hizmet etmekteyim. Tabii ki bale dünyanın en kısa ömürlü bir mesleği olduğu için ve işimi de çok sevdiğim için sahneye çıkamayacağım zamanları düşünürken tam o sırada 1993 yılında sevgili Evinç ablam tarafından Çocuk Balesi bölümünün başına getirildim, ekip olarak geldim. Tabii ki bunun tarihçesi bizden daha eski. Rahmetli sanatçımız, çok değerli sanatçımız Erhan Ergüler'in kurduğu Çocuk Balesi bölümümüzü 1993 yılında bayrak teslimini aldık ve çok değerli sanatçı arkadaşlarımla, gönüllü arkadaşlarımla o yıldan beri aynı ekiple günümüze kadar geldik. Kim bu kahramanlar? Bana göre onlar benim kahramanlarım. Defne Dinçer, Tunç Özçakar, Victoria Kahraman, Evrim Teke Bakırcı. Saygı ve sevgiyle onları da burada anmak istiyorum. Çünkü başarı bildiğiniz gibi sadece kendi tarafımda algıladığım bir şey olamaz. Biz ekip olarak bunu başarıyoruz. Her şeyden önce öğretmen olmak. Herkes öğretmen olamaz bana göre. İlk önce bir çocuk sevmeniz gerekiyor. Çocuk sevmek çok önemli. Ayrıca çocuk sevmenin dışında da aile yaşantınızda rol model olmak zorundasınız. Hem sanatçı duruşunuzdan hem dışarıdaki kimliğinizden çocuklara örnek davranışlar içerisinde olmanız gereken eğitmenler olmanız lazım. Bu yüzden ekibimizle birlikte çok güzel bir şekilde bugünlere kadar geldik. Bundan sonraki online derslerde de zaten bu ekipteki arkadaşlarımız, ki Sanem Subaygil'i de burada anmak istiyorum, o da bize her temsilde, geçen sene Pakit'e oynadığımızda solist sanatçı olarak rol aldı. Her zaman bizden desteğini esirgemedi. Online derslerde onlarla da, Sanem Subaygil hocamızla da birlikte çalışacaklar. Kısacası böyle bir şeye giriş yaptım Oğuz'cum, bilmiyorum. Oğuz diyorum izninizle. Çok iyi yaptınız, estağfurullah. Ben şimdi kısa bir anons yapayım çünkü yayına yeni katılan sanatseverler var. Değerli sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ben Oğuz Sırbalı ve şu anda konuğumuz da değerli Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve Çocuk Balesi eğitmeni Ömür Uyanık. Bundan sonra bugünden itibaren, bugün sadece bilgileri vereceğiz ama bundan sonra her hafta saat 11'de çocuklar için bale dersi yapacağız. Ömür hocamız az önce dansı, bu dans dersini verecek hocalarımızdan bahsetti bizlere. Peki Ömür hocam, çocukların nasıl hazırlanmaları gerekiyor bu derslere? Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Hemen vereyim. Ondan önce çok önemli bir şey. Kültür Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze sonsuz sevgi, saygı ve şükranlarımla bu güzel proje için. Bizi inanılmaz güzel bir şekilde çocuklara daha da yakınlaştıracaklar. Çok daha fazla kayıt almayı hedefliyoruz. Bu kayıtlarla ilgili, kriterlerle ilgili de bahsetmek isterim insanlara.
bu konuda hani nasıl bir sistemimizin olduğunu anlatmamız gerekiyor. Neticede bu haftada 2 gün olan benim 3. güne eklediğim bir kurs programcılığına giriyor. Ve bu kurs programcılığında bizim hedefimiz onlara sanatı sevdirmek, konservatuarlara altyapı hazırlamak ve şunu da eklemek isterim. Konservatuvarın 1/4'ü bizim öğrencilerimizden oluşuyor. Ve biz onlarla, ben de bu şansa nail oldum. Hem Troya'da hem Şizel Balesi'nde onlarla birlikte sahneye çıkıp dans ettim. Bu Aynı benim için zamanda da bu çocuklar Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği bazı bravo. oyunlarda da rol Bravo. alıyorlar, sahneye çıkıyorlar. Kral. Pazar günleri sergilenen çocuk oyunlarımız, operalarımız, balelerimiz. Bunlar bizim küçük sözleşmeli sanatçılarımız, minik sanatçılarımız. Bizim için çok değerliler. En önemlisi opera ve bale ile tanışmayan aileleri bir şekilde çocukları bu işe ilgi duyduğu için gelenler bizim için en büyük kazanç bu seyircilerimiz diye düşünüyorum. Biraz önce Oğuzcum bir şey sordum ben atladım. Atladığım bir şey var mı soru olarak? Her hafta bu değerli minik dans Süper. adaylarımız nasıl hazırlanacaklar? Çocuklarımız nasıl hazırlanacaklar? Bir kere online dersleri hiçbir zaman bir bale dersi olarak lütfen algılamasınlar. Biz bu online dersler tamamen bu geçirdiğimiz zor günlerde ama bence her şey bittikten sonra doğa o kadar güzel kendini yeniledi ki çocuklarımız da çok güzel bir şekilde karşılayacak. Bu yüzden biz onlara sadece bu yaşam daki rutinlerinin devam ettiğini göstermek istiyoruz. Hatırlatmak amaçlı vereceğimiz dersler bunlar. Ve nasıl hazırlanmaları gerekiyor? Lütfen streç bir şey, tayt giyebilirler, rahat bir tişört giyebilirler. Çünkü ilk önce tabii ki saçlarını toplarlarsa, ne kadar düzenli olurlarsa o kadar güzel bu işe adapte olacaklardır. Ve ilk önce küçük bir stretching, ısınma hareketleriyle başlayacağız. Ve 8-10 yaş arası A dediğimiz yani A ve B olarak böldüğümüz vagonova sisteminde kurs programcılığında özenle hazırladığımız ki bunun sertifikalarını aldık bizler. Bu 8-10 yaşta ilk önce küçük bir stretching, çift el bar bunları hatırlayacağız, bunları geçeceğiz. Sanem Hoca yabancı öğrencileri de düşünerek Türkiye'de yaşayan hem İngilizce hem Türkçe bir yayın yapmayı düşünüyoruz önümüzdeki hafta. Peki nasıl bir alan gerekiyor? Parke mi, halı mı, salon mu, metrekare ne kadar, ufak bir oda yeterli olur mu? Çok güzel. Ben bir iskemle istiyorum. Sağlam duran, ağırlığı olan bir iskemle olsun. Alanları zaten kamerada sabit olacağı için çok fazla hareket etme yeteneğimiz olmadığı için genelde bar hareketlerini yapacağız, çift el tutunacağız, pliyeler, tonduler, podebralar, kaçıncı podebra, kaçıncı arabesk bunları bir hatırlayacağız. Ayak nereden çıkıyor, nereden giriyor, birinci pozisyon, ikinci pozisyon, nasıl durmalıyız, turn out bunları hatırlayacağız. Ve bunun için statik bir alan bizim için yeterli. Onun için fazla bir şeye gerek yok. Sadece düz, yani çok düzgün bir şekilde hazır olurlarsa ben bunu defalarca hep söylerim. Ne kadar fresh, ne kadar her şey derli toplu olursa bale o kadar disiplinli olur. Çünkü disiplin sanatın vazgeçilmez unsurudur. Bunu altını çiziyorum. İster haftada 1 saat yapın, ister 2 saat yapın. Bu normlara uymak zorundayız. Çok güzel. Ben şu anda yeni yayınımıza katılan sanatseverler için ufak bir anons yapayım ve şu konuları toplayayım buraya kadar geldiğimiz konuları. Değerli Tamam. sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cepte uygulamasının Instagram hesabından canlı yayınımıza devam ediyoruz. Ben Oğuz Sırmalı. Bugünkü konuğumuz Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve Çocuk Balesi eğitmeni Ömür Uyanık. Biz bugünden itibaren, bugün hariç her hafta cumartesi günü saat 11'de çok değerli çocuklarımız için bale dersleri. Olabildiği kadar canlı yayınla bale dersleri yapmaya çalışacağız. Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi eğitmenleri ile. Ömür hocamız şunlardan bahsetti bizlere. Çocuklarımız rahat bir streç bir kıyafet giyebilirler. Tayt gibi, bir tişört gibi. Saçları uzunsa bağlamaları gerektiğini söyledi. Çok büyük bir alana ihtiyaçları yok. Ancak bir sandalye, sağlam bir sandalye ihtiyaçları var tutunabilmeleri için. Ve bulundukları alanda bazı esneme hareketleri yapacaklar.
sabit bir alan, ufak bir alan yeterli olduğunu söyledi kendisine. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Şöyle bir şey, bir de çocuk balesi bölümümüze katılmak isteyen adaylarda aranılan özellikleri isterseniz. Tabii ki, buyurun. Tamamsa onu da anlatalım. Çünkü en çok gelen soru bu. Ya da en çok yaşadığımız sorular ya da sorunlar, hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Bir kere çocuk balesi bölümüne girebilmek için her yıl Eylül ayında kayıtlarımız yenileniyor. Ekim'in ilk pazarı ya da ikinci pazarı. Bu bizim baş koreograflığımız ve Ankara Müdürlüğümüzde ortak aldığımız karar sonucunda sınav tarihi belirleniyor. Bu sınav tarihi, bu sınava girmek için adaylarda aranılan özellikler ilkokul 3 ya da 4. sınıfa gidiyor olmak. Şimdi burada önemli bir konu var sevgili Oğuz. Bazen biliyorsunuz erken başlatanlar oluyor ya da daha geç başlatanlar oluyor. Bizim işte yaşımız ama bu da tutuyor ya da biz kaçırdık. Biz şu doğum tarihi geçerli değil. İlkokul 3 ya da 4. sınıfta olmak geçerli. Çünkü çocukların gördükleri derslerin bile soyunma odalarındaki muhabbetlerinde aynı olması gerekiyor. Onun için biz bunu yıllardır kriter olarak alınmış. İç yönetmeliğimizde bizim böyle bir kriterimiz var. İlkokul 3 ya da 4. Baleye elverişli vücut diyoruz. Baleye elverişli vücut insanlar da merak ediyorlar. Diyorlar ki çok zayıf. Ya da çok biraz tombiş sokmayalım. Bunlar şöyle bir şey söylemek istiyorum bunun için. Bizler konservatuar bazında sınav yapmıyoruz çocuk balesi bölümümüzde. Konservatuar 10'da 9 arıyorsa bizim için 10'da 6 olması çok yeterli. Onun için benim şu kadar kontenjanım var demiyorum. Gelebildiği kadar çocuk gelsin. Ben onlara zaten elimden geldiğince çalışma düzenlerini ayarlıyoruz. İkiye bölüyoruz ya da üçüncü saate açıyoruz ama her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bazen çok ince vücutlu olmak ya da kazanamadığı zaman çok zayıftı ama kazanamadım. O kadar sert bir adale yapısı var ki vereceğimiz streç hareketleri onları sakatlayacağını düşündüğümüz zaman o şeyi göze almak mümkün değil. Ya da biraz hafif toplu bir çocuk bacağını buraya kadar getiriyor. Ekarte dediğimiz, ön uzama dediğimiz adeleler inanılmaz uzun. Kazanabiliyor. Ben onun kilosunu verdirebilirim. Hiç önemli değil. Ama çok zayıf bir olan çocuğun bacağını esnetmek onun sakatlanmasına neden olabilir. Onun için saygıdeğer velilerimiz bu kriterleri göz önünde bulundururlarsa çok mutlu oluruz. 3 sene sürüyor kurs programımız. 1. sene giren adaylar kazandıktan sonra, aday olarak kazandıktan sonra yıl sonunda bir sınavımız oluyor. Bu sınavda neye bakıyoruz? Diyelim ki çocuk çok yetenekli ama yeteri kadar kendini bu işe ait hissetmiyor. Zaten vücut dili onu gösteriyor. Disiplinli değil, dersleri iyi takip etmemiş, öğretmeni dinlememiş. Bunlar hep bizim için kriter. Arkadaşlarıyla uyumu, arkadaşlarıyla çalışması. Çünkü birey olarak yetişen çocuklar ekip olmayı bilmedikleri süre içerisinde birbirlerine zarar veriyorlar. İyi bir öğretmen olmak için biraz pedagojik davranmak gerekiyor. Bazı çocuklar aynaya çok mutlu bakarken bazı çocukların aynaya çok mutlu bakmadıklarını görüyorsunuz. Benim haftada 2 saatlik ya da 1 saatlik çalışmada mucize yaratabilmem için benim onlarla birlikte bu sorunlarını aileleriyle konuşup paylaşıp çözmem gerekiyor. Benim için en önemli kısım altyapıda olan kısım. Ondan sonra çocuğun kendisine inandığını gördükten sonra başarı zaten kaçınılmaz. Çok güzel. O zaman bu hareketleri yaparken ekran karşısında da çok yeni başlayan çocuklarımızın fazla zorlamamalarını da tavsiye edelim kendilerine. Zarar vermeleri için kendilerine, çok değil mi hocam? Çok dikkatli hareketi. Yani bizim verdiğimiz hareketleri gördükleri zaman ortadan değil en başından başlamak çok önemli. Yani ilk önce bunu zaten bu bir mühendislik olayı. Yani yıllar önce bunu yapmışlar. En altta ayaktan başlıyor, ayaktan dize çıkıyor, dizden bele çıkıyor. Yani siz şimdi bir anda işbakat açamazsınız. O işbakatı açmak için ilk önce ayaklar ısınacak, adeleler ısınacak. Yani tek parmağın ucunda dönen sanatçıları gördükleri zaman bunun çok uzun ve meşakkatli bir süreç olduklarını bilmeleri lazım.
Değil mi, değil mi? İzlerken kolay gözüküyor bir anda da bunlar. Sanatın İnanılmaz. her dalı öyle değil mi? Ünlü ressamlar 5 dakikada resimler yapıyorlar. Benim de hocam sabah gelirdi. Pekin Kırgız hocamız, değerli profesör. Çok değerli. Sabah gelirdi. Bizim yıllarca çalışıp söyleyemediğimiz aryaları hop diye 5 dakikada söylerdi. Ya hocam derdi, biz yıllar, yani 5 dakikada işi bitirdiniz dediğimde, yavrum o 5 dakika için 40 sene emek verdik biz demişti bana. Çok meşhur bir Kesinlikle, laftır bu demişti. kesinlikle. Yani Hiç ben unutmam. bunlara sonsuz katılıyorum. Çok değerli sanatçı büyüklerimizle yetiştik. Bizler çok şanslıydık gerçekten. Onun için burada durup en azından arkamızdan gelenlere de bir ışık olabiliyorsak bizlere ne mutlu demek istiyorum sevgili Oğuz. Bu ara velilerimize küçük bir notum olmak istiyorum, söylemek istiyorum bu vesileyle. Şimdi diyorlar ki bazen işte hocam dersleri çok ağır işte bugün kursta gelemeyebiliriz. Şimdi ben ya da işte ileride bırakmayı düşüneceğiz. Devam ettiremiyoruz, zor geliyor. Derslerinden geri kalıyor. Şimdi ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çocuklar ne kadar mutlu olursa doğru seçtiği hobilerde dersleri o kadar güzel olacaktır. Dans da bir matematik. Sanat da bir matematiktir. Okuldaki matematiği anlaması belki yaptığı sanatla daha kuvvetli olacak. Aynı zamanda sporla. İki tane şemsiye var hayatlarında, onları koruyacak. Sakın bunun altından çıkmasınlar. Biri sanat, biri spor. Kesinlikle. Ben de son birkaç yayında bunlardan bahsettim. Çocuklarımızın sanatçı olmalarına gerek yok. Ama sanatla yoğrulmuş bir çocuğun hayata bakışı bambaşka olur. Hangi mesleği yaptığının bir önemi yok. İnsana bakışı farklı olur. Doğaya bakışı farklı olur. Mimar olur, Hayvana bambaşka bir bakışı şey farklı. üretir. Evet. Doktor olur, insana farklı bakar. Yani hayata bakışı değişir sanatla yoğrulmuş çocuğun. Bu yüzden sanatla iç içe ve biz de Devlet Opera Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatro olarak çocuklarımızın bu eğitimlerine çok önem veriyoruz. Diyorsun. Değerli sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabından yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz. Ve bu hafta ilk haftamızı tamamlamak üzereyiz. Her gün saat 11 ve 16'da Kültür Bakanlığımıza bağlı bütün değerli sanatseverleri sanatçılarla buluşturmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konuğumuz, çocuk balesi eğitmenimiz, Ankara Devlet Opera Balesi sanatçımız Ömür Uyanık'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Ömür Hanım. Sağ olun, bize çok değerli bilgiler verdiniz. Bundan sonra her hafta cumartesi günü saat 11'de çocuklar için bale dersleri yapacağız. Ve tabii öğleden sonra da tekrar cumartesi günü saat 16'da tekrar yayınlarımız devam edecek. Ve bugünkü saat 16'daki misafirimiz, dünyaca ünlü bir tenorumuz Hakan Aysev. Herkesin yakından Çok selam tanıdığı. sevgilerimle. Saat 16'da kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapacağız Hakan Bey'le. Benim de çok eskiden beri tanıdığım, çok değer verdiğim bir abimdir. Biz konservatuara girdiğimizde onları izlerdik operalarda. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapacağız. Bütün sanatseverleri saat 16'da bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın ama lütfen sanatta kalın. Sanatta kalın. Haydi çocuklar baleye. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Teşekkür ederim.